9. sınıf Gençlik ve Değerler Ünitesi temel kavramlardan adalet kavramına başlıyoruz. Adalet bir şeyi yerine koyma, herkese hakkını vermek anlamına geliyor. Adalet benzer olan adavetle yan yana durmaz. Adavet nedir? Adavet de zulmetmek, düşmanlık etmek anlamına gelir. Adalet terim olarak kişinin davranışlarında ve çevresiyle ilişkilerinde ölçülü, dengeli olması, her şeyin ve herkesin hak ve hukukunu gözetmesi, ölçüsüzlükten uzaklaşarak dengeli davranmasına adalet adı verilir. Adalet, kişisel ve sosyal yaşamda düzeni temin eder. Hak, hukuk ve eşitlik ilkelerine uygun davranmasını sağlar ve ahlaki bir değerdir. Toplumda temel ilke olarak adalet, barışı, huzuru, birlik ve beraberliği sağlar. Adaletin olmadığı bir yerde ekonomik ve sosyal dengesizlikler, zulümler, anarşi ve kaos oluşur. Kişilerin mallarının haklarını, görevlerin hakkaniyete uygun bir şekilde yapılmasını, insan şeref ve haysiyetinin korunmasını sağlar. Ve bu sebeple adalet toplumların, kişilerin, coğrafyaların vazgeçilmez bir değeridir. İslam dini de adaleti temel prensiplerden, temel değerlerden birisi olarak kabul eder. Dinin temel amaçlarından birisi olarak sayar. Ve Allah'ın iki tane bu konuyla ilgili ismi Kur'an-ı Kerim'de geçer. El-Adil ve Muksit, mutlak adalet sahibi anlamında. Adalet Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette de yer alır. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı yasaklar. Yine ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan, tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun gibi birçok ayette adaletli olmayı emreder. İnsan ilişkilerinde, idarede, insanları idare ederken ve yargıda adalet ölçülerine göre davranmayı dinimiz öğütlemektedir. Her zaman ve her konumda adil davranmak İslam dininde esastır. Hiçbir şekilde ırk, renk, toplumsal sınıf, makam, mevki, dil, din ayrımı gözetmeksizin, hiç kimse birbirinden üstün saymaksızın adil olmak gerekir. Ve Peygamberimiz de ey insanlar şunu biliniz ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayan Arap'a beyaz teninin siyaha, siyah teninin de beyaza bir üstünlüğü yoktur diyerek insanlar arasında sınıf farkının olmadığını, üstünlüğün olmadığını, esas üstünlüğün Allah'a duyulan saygı, sevgi ve takva olduğunu ifade eder. Ve işverenlerin çalışanlarına, idarecilerin emri altındakilere adaletle hükmetmeleri gerektiğini, tüm işlerde adaletten uzaklaşılmaması gerektiğini ifade eder. Yakınlarımız da olsa hiçbir şekilde adaletten ayrılmamamız gerektiğini ifade eder. Bütün insanlar arasında adalet üzerine hüküm vermemiz gerektiğini söyler. Bu benim memleketimdir, bu benim yakınımdır, bu benim akrabamdır şeklinde bir yaklaşımı asla kabul etmez. Kişinin kendisini ilgilendiren konularda da sınırsız ve ölçüsüz davranmaması gerektiğini yine söyler. Kişinin üzerinde ailesinin hakkı vardır, misafirin hakkı vardır, Allah'ın hakkı vardır, komşularının hakkı vardır. Onlara göre de kendisiyle ilgili konularda da adil olması gerekir. Adaletle ilgili birçok
güzel tanım vardır. Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. Adalet insanlığın en güzel mefkûresidir gibi birçok güzel ifadede adaletle ilgili, onun değeriyle ilgili ifadelerde yer almaktadır. Evet, Peygamberimiz de adaletiyle topluma örnek olmuş, model olmuştur. Peygamberimizin yaşadığı dönemdeki haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı mücadelesi söz konusudur. Bunlar da gençlik yıllarından toplumdaki haksızlıkları ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için oluşturulan Hülful Fudul cemiyetine katılması, yine Peygamberimizin hırsızlık yapan bir kadına ayrıcalık yapılmasıyla ilgili ricası üzerine söylediği suç işleyen kızım Fatma da olsa cezasını veririm şeklindeki ifadeleri adalete ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Yine Peygamberimiz çocuklarımızın da adaletle hükmedilmesi, çocuklarımıza da ayrım yapılmamasını özellikle ifadesi söz konusudur. Adalet deyince özellikle ehliyet ve liyakatı da dinimiz önemser. İşi ehline vermeyi adalet olarak sayar. İşi ehline vermeyip ehil olmayan kişilere, hak etmeyen kişilere vermenin de haksızlık olduğunu, adaletsizlik olduğunu söyler. Allah size mutlaka emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Yine Peygamberimiz emanet ehli olmayana verildiğinde kıyametin kopmasını bekleyin. Demek ki ehli olmayana, o konudaki kabiliyeti olmayıp da işi bilmeyen kişilere verilmesi durumunda sorunun çok büyük olacağı, kargaşa, dengesizlik ve problemler çıkacağını ifade ediyor. Evet, bir işi teslim ederken yaşına, cinsiyetine, asaletini gözetmeden ehline vermeyi yapamayanlar haksızlığa ve adaletsizliği yapmış olurlar. Bununla ilgili bir örnek de Peygamberimizin sahabenin bir isteği üzerine vermiş olduğu cevaptır. Sahabe vergi memuru olmak istiyor ama Peygamberimiz onu o işe ehil olarak görmüyor. Bundan dolayı diyor ki sen güçsüzsün, bu iş bir emanettir. Emanet üstesinden gelemeyen kimse için kıyamet günde pişmanlık ve perişanlık doğurur. Ancak bu görevi layıkıyla yapanlar ve sorumluluğunu yerine getirenler kurtulur diyor. Dolayısıyla Peygamberimiz böyle bir sorumluluk üstlenmiyor ve Ebu Zer'e böyle bir görevi vermiyor. Yine Peygamberimiz hangi konuda insanların kabiliyetleri ve yönelişleri varsa, hangi konuda ehliyetleri varsa ona göre öğretmense öğretmen, ordu komutanıysa ordu komutanı gibi görevler vererek işi ehline verip toplumda güven ve adalet duygusunu güçlendirmiştir ve bu şekilde de tavsiye etmiştir. Herkese, her hak sahibine hakkını vermeyi yine Peygamberimiz tavsiye etmiştir. Ve yine Peygamberimizin yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumluluğu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar Allah katında Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerine ağırlanacaktır diyor. Bu iş zor bir iş. İnsanları yönetmek, sorumluluk sahibi olmak, onlara adaletle hükmetmek zor bir iş. Herkesin altından kalkacağı bir iş değil. Onun için bu işi layıkıyla yapan kişilere Allah mükafatını verecektir. Evet, adaletin zıttı ise zulümdür. Zulüm, hakkın, hukukun olmadığı yerde hakka, hukuka riayet etmeyen kişilerin, hak sahibine hakkını vermeyen, ona karşı haksızlık eden, eksik veren, zamanında kararlaştığı şekilde vermeyen kişiler, hakkı çiğneyen kişilerdir, zalim kişilerdir ve öbür dünyada karşılığını göreceklerdir. Evet, adaletle ilgili yine Numan diye bir sahabenin annesi
eşinden ayrı bir mal istiyor ve buna peygamberin şahit olmasını istiyor. Peygamberimiz de babaya soruyor, başka çocuğun var mı diye. O da evet var dediğinde, peki hepsine aynı miktarda mal verdin mi diye sorduğunda hayır diyor. O zaman peygamberimiz, beni şahit tutma çünkü ben adaletsizliğe şahit olamam diyor. Peygamberimiz çocukların arasında da adaletle hükmedilmeyi, hiçbir tanesine bir ayrım yapılmaması gerektiğini ifade ediyor.